beyler, leg press yaparken birazcık daha yakından çekeceğim. Hatta sadece bacaklarımı çekeceğim. Burası çok önemli. Bu arada bu spor güzel olduğu kadar inanın bana da çok tehlikeli. Şuradan leg press yaparken çok ince bir taktik vereceğim. İnce ama çok güzel bir taktik. Biraz sonra başlayacağım. Çok güzel birkaç taktik vereceğim. Leg press beyler çok sıkıntılı bir harekettir harbiden. O yüzden bence burayı çok iyi dinleyin yani sakatlanmamanız için. Harbiden güzel bir taktik vereceğim şimdi. Eğer normal leg press yapıyorsanız yani açık veya kapalı yani dış bayrak veya iç bayrak çalışmıyorsanız bacaklarınız düz olsun, çok fazla aşağıya koymayın, çok fazla yukarı koymayın, tam böyle ortada. Bastım, bombaya geliyorum. Beyler dizlerinizi kesinlikle ittiğiniz zaman dümdüz yapmıyorsunuz, tamam mı? Bir kere size göstermek istiyorum ama istemiyorum, yapmayacağım. Dizlerinizi dümdüz değil, maksimum şuraya kadar giriyorsunuz. Yani dizlerinizi kilitlemiyorsunuz. Çektiğim, bakın 90 derece oldu, tekrar itiyorum. 1 4 6 7 8 9 10. Bakın bu harbi diyorum çok önemli bir taktik. Dizlerinizi kesinlikle dümdüz yapmıyorsunuz beyler. Dümdüz yaparsanız bu leg press'teki ağırlık sizin dizlerinize biniyor. Dolayısıyla dizlerinizi birbirine doğru itiyor. Bu da çok sakıncalı. Hani dizleriniz böyle dümdüz olmadan, tamamen kasmadan hemen tekrar geri doğru çeviriyorsunuz. Evet, bu konunun üzerinde çok durdum çünkü gerçekten çok önemli. Bazılarınız anlamış olabilir ama hala anlamayan birileri kalmış olabilir. O yüzden bunu detaylı güzel bir şekilde anlatmak istiyorum ki gerçekten çok önemli. Yani dizlerinizi harbiden sakatlayabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, dümdüz yapmayacaksınız, kasmayacaksınız. Tam dümdüze gelmesi yakın, çok az daha kırık bir şekilde pozisyonuna geldiği zaman tekrar indireceksiniz. Ayağınız 90 derece olduğu zaman tekrar gideceksiniz. Tekrar. Umarım anlamışsınızdır. Bakın bu çok önemli bir konu. Eğer anlamadıysanız bana DM'den özellikle sorun. Açıklarım yani, sıkıntı yok. Eğer hala anlamadıysanız antrenmanda özellikle o kişi için bile video çekebilirim. Sıkıntı yok. Siz yeter ki anlayın, sakatlanmayın. Bu spor çok güzel olduğu kadar da çok tehlikeli. Harbiden tehlikeli.